Şimdi sözü vereceğim kişi de oğlunu kışlada kaybeden bir anne. Oğlu kışlada askerlik yaparken kaybedildi. Sözü Sebak Balıkçı'nın annesi Ali Balıkçı'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben Sebak Balıkçı'nın annesi Ali Balıkçı. Basından herhalde takip ettiniz ama yine ben tekrarlayayım. Sebak ikinci çocuğumuzdu. Bir kızım var. Sebak onun küçüğü. Sebak evimizin neşesiydi. Şakalarıyla, sevimliliğe, hep gülen yüzüyle. Şimdi böyle olduğu için söylemiyorum. Genelde öyle arkadaşlar da zaten aynı şeyi söylüyorlar. Herhalde bu yüzdendir ki şakalaşırken kazayla öldürüldü dendi ilk savcı ifadesinde. İkincisinde kaza olduğu söylendi. Sebak ilk acemiliğini Bilecik'te yapmıştı. Şeye gittik, yemin törenine. İsteyerek yollamadık zaten Sebak. Kendi de isteyerek gitmedi. Ama gitmek zorunda diye düşünerek yolladık. Tabii ben o sürede bir ruh gibi gezdim. Korkum her zaman bir karakol baskını veya bir terördü. Neyse ki onlar olmadan oldu diyeceğim. Yemin töreninden sonra aldık, otele çıkınca valizini açtı. Onu hiç unutmuyorum. Elbiselerini götürmüştüm. Renk görüyorum dedi. Hep yeşil görmekten çocuk bıkmış. Benim öğrendiğime göre yaptığım öğretmenlik yıllarda ve derslerinde tek tip her zaman algıyı zayıflatır. Demek ki algıyı zayıflatmak için hep tek tip geziyorlardı. Hala tek tipte en yeşil veya masmavi. Sonra Batman'a çıktı daire. O karakoldu ve ne dışarı çıkma hakkı vardı ne şehre inme hakkı vardı. Orada bazı sıkıntılar yaşadı. Bize söylememesine rağmen sonradan öğrendik. Yani önce bir güzel etinden, sütünden faydalanılmış maddi, manevi. Ondan sonra da bize bu acıyı verdirdiler. Önce kantini aldı. 15 gün içinde 1,5 milyar açık verdi. Babası yeni gitmişti ve babası demiş ki malları saydın mı? Komutanım saydı demiş. İtiraz edemezdi, komutan saymış. Ama bir süre sonra baktık, komutan tayini çıkacak para lazım. 1,5 milyar yolladık. Sen üzülme dedi, sıkıntılı çıktı orada. 15 gün daha devam etti, 2,5 milyar çıktı açık. Onu da yollayalım derken birden 250 liraya düştü çünkü söylenmeye başladık. Orada bir tanıdıklar vardı, onlar müdahale gidip sordular. 250 lirayla kendisi ödemiş, yanında parası vardı. Çünkü harcayacak yeri yoktu zaten. Ondan sonra da tel örgü yaparlarken işte çok samimi denilen arkadaşı tarafından katledildi. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Katledildiği gün 24 Nisan. Sevap Ermeni bir çocuk. Ve 24 Nisan anma törenleri ikinci sefer yapılıyor. 96 yıl öncesine dönersek, Anadolu'da yaşayan Ermeniler ağaçlandırılmış ve güzel kendi yaptıkları evlerinde, kendi dikti ağaçlarıyla güzel gelirler elde etmişler, akıllarıyla, zekalarıyla diyeceğim. Bunu hazmedemeyenler yağmalamak istemişler ve neticeye ulaşmışlar. Yıllar sonra bakmışlar ki bu Ermeniler durmuyor, yine palazlanmaya başlamışlar. Bu sefer bir varlık vergisi çıkaralım demişler. Vergi ödeyen ödeyebilmiş, ödemeyeni asker almışlar. Aradan yine yıllar geçmiş. Bir süre daha başlamışlar bunlar yine palazlanmaya. Bu sefer demişler, bir dükkanları yağmalayalım, alıp verelim. Sonra birden yıllar sonra bir adam çıkmış, konuşmaya başlamış. Tarihi anlatmaya başlamış.
bakalım ne yapacak demiş de. Adam gittikçe açmış. Çizmeyi açmaya başlamış. Başlamış evli olanları saymaya. Yolun ortasına uzatıvermişler. Sonra bakmışlar 24 Nisan alması yapılıyor. Bir gözdağı vermek lazım. Uygun zeminde, uygun yerde bulunan bir çocuğu da çayıra atmışlar. Annesinden, babasından. Evet, bu da Sevak. Son soykırımda 24 Nisan'da katledilen, 24 Nisan Çocuk Bayramı'nda katledilen bir çocuk. Nasıl bir anlayışsa, nasıl bir devlet anlayışıysa, nasıl bir cumhuriyetin kurulduğu günse. Ben 24 Nisan okulda hep çocuk bayramı olarak kutladım çocuklarla. Ben öğretmenlik yaptım 35 yıl. 24 Nisan'da hep şiirler öğrettim, marşlar öğrettim. Ama hiç düşünmedim ki bir gün çocuğumla da katledecektim. Zorluklarla büyütülen bir çocuktu. Herkesin çocuğu gibi büyük emekler sarf edilerek büyütülmüş bir çocuktu. Kendi gibi sanatkar olan, 96-98'de önceki de insanların, sanatkarların, yazarların yanına yolladılar. Tam 2 yıl geçti. Tam 1,5 yıl Diyarbakır'daydı askeri mahkemesi. 1,5 yıl gittik. Tüm hava şartlarına rağmen. Ve ben o mahkemede şunları öğrendim. Bana bayağı bir şeyler öğrettiler. Mesela şahitleri gidirip başka bir ifade imzalatmanın hiçbir suça sebep olmadığını öğrendim. Vururum seni tombulum demenin sempatik bir laf olduğunu da öğrendim. Bir Ermenistan'la bir savaş çıksa ilk seni vururuz demenin hiçbir suça sebep getirmediğini öğrendim. Orada her ne kadar bariz ve belliyse şahitlerin, o gören çocukların yalancı şahit yaptıklarını, ilk verdikleri ifadeleri değiştirdiklerinin hiç de bir suç olmadığını da onu da öğrenmiş oldum. Şahit geldi mi diye avukatımızın bir saniyelik telefonunu uzun bir süre o karşı tarafın avukatı tarafından peresenk olarak diline dolandığını da bir suç olmadığını da öğrendim. Onların yaptıkları suç değil ama bizim bir suç. Ve böylece mahkeme sona erdi. Ceza kaza olarak nitelendirildi. 4 ay 10 gün ceza aldı. O da zaten bir yılını yapacak. Yurt dışı çıkma yasağı yok. Hiçbir ceza almadığı için sabıkası yok. Ve o da zaten bizle beraber Yargıtay'a gitti. O bir yıl bile az çok geldi ona. Şu an geziyor. Zaten 2 yıldır da geziyor. Suçlu olan benim oğlummuş. Kim dedi ona tüfeğin önünde dur. İşte seni böyle vururlar. Tüfekte zaten hiç ne oyuncağı oldu. Dedi ben sınıfımda bulundurdum. Hatta yemin töreninde bile çıkmamıştı. Ben yürüyemem demiş çıkmamış. Zaten hepsi ben seçemezdim dedi. İşte içeride yemekhanede tüfek önümüzde dedi. Elimize koyduk yemin ettik dedi. İlk tüfek verdikleri zaman da beni aradı. Anne tüfek verdiler, ne yapacağım dedi. İçi boştur, korkma dedi. Yalnız bir tesellim var. En azından bir çatışma, bir şey olmadı. Katil olarak oğlum ölmedi. Kimseyi vurmadı. Eğer bir çatışma çıksa herhalde ateş edecekti. Birini de vurduracaklar. Vuracaktı, bilecekti veya bilmeyecekti. Evet, şimdi ben de artık bir vicdan yöneticiyim. Keşke yollamasaydım. Ama vicdani iletişimlerini çektiklerini duyunca herhalde onu da yaptırmazdım. Yollardım diye düşünüyorum. Dışkı yedirme, bir sürü şeyler yapmıştım. Pınar'ın kitabında şöyle bir göz atınca gördüm. Yani herhalde onu da cesaret edemezdim. Gitsin adam olsun diye de bir şey var ya bizde. Biraz da onun için yolladık. Gerçi adamdı. Önce insan, sonra da Ermeniydi zaten. Ama o Ermeniliği de kabul edilmedi. Evet, 24 Nisan
yazarak teselli bulmaya çalışıyorum. Her gece ona mektup yazıyorum. Veya burada olanları anlatıyorum. Kimsenin, hiçbir annenin babanın başına gelsin istemiyorum. Teşekkür ederim.